Ceza evleri arama kurtarma ekibimiz CEKUT'u depremdeki fedakarlığı nedeniyle kutluyorum. Onların gerçekten canhıraş bir şekilde mücadelesini biraz önceki videoda da tekrar hatırlamış olduk. 326 CEKUT personeli özellikle Kahramanmaraş bölgesinde daha yoğun çalıştılar. Orada 41 canımızı enkaz altından canlı olarak kurtardılar. Ve birçok yaralıyı kurtardılar. Ve birçok tabi vefat eden e, vatandaşımızı enkaz altından çıkarma mücadelesi yaptılar. 326 Cekut personelimizi ben buradan tekrar kutluyorum, başarılar diliyorum. Ve onların kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Onların özellikle depreme hazırlıklı olması anlamında, afetlere hazırlıklı olması anlamında daha da güçlendirmenin Çalışmalarını yapacağız. Çünkü Ceza İnfaz Kurumu memurlarımızın bu anlamda istekli olduklarını da görüyoruz. Benim bölgem Bartın'da da bir sel olmuştu yaz döneminde. Hemen koşup geldiler. Dolayısıyla sel felaketlerinde, yangında yine yangın bölgelerine koşup gittiler. Deprem bölgesinde de büyük fedakarlık yaptılar. O nedenle Cekut'umuzu, Cekut Arama Kurtarma'yı belki de Türkiye'nin en güçlü arama kurtarma ekibi AFAD koordinasyonuyla yapabiliriz. Çünkü elimizde bu imkan var bizim. Hem fiziki mekanlarımız hazır hem de insan kadromuz hazır. Dolayısıyla en hazır olan işte 76 bine yakın ceza infaz koruma memurumuz. Hepsi bunların genç böyle gerçekten güçlü dirayetli kardeşlerimiz. Dolayısıyla arama kurtarma anlamındaki onların eğitim süreçlerini biz daha da güçlendirerek Türkiye'nin en güçlü Arama kurtarma ekibi Cekut olarak bir dünya markası olacak onlar inşallah. Ben tabii Rabbim bu tür felaketlerle bizleri sınamasın diyorum. Bu bu tür acıları acılarla bizleri baş başa bırakmasın ve e, inşallah bundan sonra bu tür e, afetlerle karşılaşmayız. Dua ediyoruz ama karşılaştığımızda da hem karşılaşmadan önce tedbir almak hem de karşılaştığımızda da gerekli arama kurtarma ve diğer faaliyetleri yapma noktasında da hazırlıklı olmakta fayda var. Kıymetli misafirler, değerli arkadaşlar, hiçbir insan suçlu olarak dünyaya gelmez. Maalesef hayat koşulları ya sosyal çevre insanları suça itebilmektedir. Bu anlamda suça karışmış bireylerin devletin ve toplumun bizlere birer emaneti olduğunun da bilinci içinde olmalıyız. Bu bilinçle onları kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan, üretken bireyler olarak topluma kazandırmakla mükellefiz. Çünkü infazın başarı ölçüsü, ıslahtaki başarı oranının yüksekliğiyle değerlendirilmektedir. Bu nedenle hükümlülerin ıslahı için her bir hükümlünün özgün durumunu dikkate alan bireyselleştirilmiş infaz sistemimizi hayata geçirdik. Bireyselleştirilmiş infaz sistemi açısından otomatik şekilde uygulanan iyi hallilik müessesesinin ölçütlerini daha objektif hale getirdik. Böylelikle iyi hallilik kriterlerinin nitelikli şekilde ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir sistematik kurguladık. Bugün de yine bu konular tartışılacak. Bu anlamda önerileriniz varsa özellikle uygulamadan kaynaklanan sorun varsa bunu da burada aktarımınızda fayda var. Artık gerçekten iyi hali olan hükümlüleri tespit etmeye çalışıyoruz ve bu müesseseden faydalanılmasını sağlıyoruz. Ceza infaz kurumlarımızın en üst amirleri olarak sizlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. İnsan hak ve onurunu en üst seviyede koruyarak hükümlülerin ıslahı ve yaptığımız tüm bu yeniliklerin sahada başarıyla uygulanması sorumluluğu öncelikle siz değerli çalışma arkadaşlarımızdadır. Aynı zamanda insan onurunu korurken ceza infaz kurumlarında asayiş ve düzenin sağlanması devletimizin sizlerden beklentisidir. O asayiş ve düzen aynı zamanda orada hayatını sürdüren hükümlü ve tutukluların da bir hakkıdır. Dolayısıyla orada asayiş ve düzeni bozmaya yönelik herhangi bir faaliyete de izin vermemek gerekir. Bizler de bakanlık olarak bu zorlu görevinizde sizlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Dört gün sürecek toplantı sonucunda elde edilecek olan çıktılardan cezaev ve tevkifevleri genel müdürlüğümüz ve adalet bakanlığımız yönetimi olarak çok istifade edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı Antalya Başsavcımıza, Komisyon Başkanımıza, Bölge Başsavcımıza, Bölge Komisyon Başkanımıza e, ve Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfımızın çok kıymetli mensuplarına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Görevlerinizde hepinize üstün başarılar diliyorum. İnşallah nice değerlendirme toplantılarında sizlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, sizleri göndermiyoruz. Biraz sahnede bekleteceğiz efendim. Evet, emekli olan cezaevi müdürlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlık, huzur, başarı diliyorum inşallah. Genç yaşta emekli olmuşlar. Yani o kadar da 65 gibi gözükmüyorlar. Değil mi? Rabbim sağlık versin, sıhhat versin. Çok emek verdiler. Yılların tecrübeleri işte Zorlu cezaevlerinde çalıştılar. Ne tür güçlüklerle karşılaştıklarını sizler tahmin ediyorsunuzdur. Ben onlara Adalet Bakanlığı olarak teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii. Sağ olun.